Merhaba arkadaşlar. Şimdi geliyoruz memelilerdeki solunum sistemlerine. Bu arada bir önceki videoda unuttum ama burada söyleyeyim. Ee, daha önce de söylemiştim. İlk önce T AYT kitaplarından test çözüyorsunuz. Yani ilk önce AYT videolarını izliyorsunuz. Bu solunum sistemi ile ilgili. Ya da benim geçen seneki videolarımı da izleyebilirsiniz. Hani onlar biraz daha anlaşılır. Bunlar akademik dilde olduğu için biraz daha anlaşılması zordur. Özellikle sistemlere yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum sistemlerle ilgili bir temeliniz yoksa veya çok karıştırıyorsanız önce bir aYT hocasından ya da benim geçen seneki videolarımdan önce bir izleyip e, apotemi sistemler ve palmeden soru çözün daha sonra gelip burayı izleyip daha sonra e, ÖABT kitaplarından soru çözebilirsiniz bu şekilde yaparsanız daha detaylı bir şekilde öğrenmiş olursunuz Gelelim şimdi memelilerdeki solunum sistemlerine Arkadaşlar bunlarda tabi ki akciğerler var bu akciğerlerin yapısından bahsedeceğiz Nasıl soluk alışverişi gerçekleşiyor bunlardan bahsedeceğiz Arkadaşlar bizim solunum sistemlerinizde hava burun deliklerinden giriyor ve ısıtılıyor Nemlendiriliyor Kıllarla filtre ediliyor Ve burun boşluklarındaki karmaşık tünellerden Geçerken kokular bakımından Kontrol ediliyor Eğer bir koku varsa o koku Koku soğancığına gönderiliyor İşte bizim beynimizde bulunan Koku soğancığına gönderilerek ayırt ediliyor Kokunun hangi koku olduğu Hava daha sonra da nereye gönderilir arkadaşlar e, Burun boşluğu Yine hava ve yiyeceklerin Geçiş yollarının kesiştiği yer olan Farings'e gidiyor Faring. Arkadaşlar besin yutulduğu zaman larynx dediğimiz yapı yukarıya doğru hareket ediyor. Larynx ve epiglottis glottisin üzerine doğru yatarak bu deliği kapatıyor. Kapattıktan sonra besinin işte e, özofagus yoluyla mideye inmesini sağlıyor. Diğer zamanlarda da glottis arkadaşlar açıktır. Açık olduğu zamanlarda da nefes almayı sağlar. Şimdi e, burada şöyle düşünebilirsiniz. Hani bizim nefes alabilmemiz için glottisimizin, apiglottisimizin kapalı olmaması gerekiyor. Yani sürekli açık olması gerekiyor. Bu yüzden yemek yediğiniz zaman eğer işte ağzınızdan nefes alırsanız, gülerseniz, konuşursanız otomatik olarak epiglottis açıldığı için nefes borusu da boşta kalıyor, açıkta kalıyor. Yani yiyeceklerin kaçma ihtimali de artıyor arkadaşlar. Bu yüzden oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Çoğu memeli de arkadaşlar hem larynx'in hem de nefes borusunun duvarlarını güçlendiren kıkırdak yapılar vardır. Bu yapılar ne yapıyor? Nefes borularını yani bu yolları açık tutuyor arkadaşlar. Şöyle C şeklinde olan biraz daha böyle kapalı C şeklinde olan kıkırdak yapılardır bunlar. Bizim nefes yollarımızı işte e, larynx'imizi nefes borumuzu duvarlarını güçlendirir hem de yolları açık tutar. Yine çoğu memelinin larynx'inde hava geçişinin yolu üzerinde vokal kıvrım denilen Esnek kaslar vardır arkadaşlar. İnsanlarda da ses telleri bulunuyor. Bazı hayvanlarda da ses telleri bulunuyor. Bu larynxteki kaslar kasıldığı zaman teller geriliyor arkadaşlar ve titreşiyor titreştiği zaman da ne yapıyor ses oluşmaya başlıyor ve bizler nefes verirken konuşuruz nefes alırken konuşamayız Çünkü bu titreşme olayı nefes verirken gerçekleşiyor arkadaşlar buradaki kaslar nefes verdiğimiz zaman kasılıyorlar e, nefes aldığınız zaman konuşamazsınız isterseniz deneyinde görün e, Tiz sesler yani biraz daha böyle ince olan sesler gergin tellerin hızlı titreşmesi sayesinde Pes sesler yani daha böyle tok olan sesler arkadaşlar. Gevşek tellerin yavaş titreşmesi sonucunda e, oluşan seslerdir. Bu seslerin kontrolünü zaten sanatçılar falan yapabiliyorlar veya ses eğitimi alan kişiler bunu öğreniyorlar arkadaşlar. Şimdi trakeye baktığımız zaman trake her biri akciğere giden iki tane bronş ayrılıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün bakın şurada hemen e, şekil üzerinde gösterelim. Şimdi burun boşluğumuz burası. Burun boşluğunu bağlandı şu kısım bakın farinks dediğimiz kısım. Farinks'ten sonra ne geliyor? Larynx dediğimiz kısım geliyor arkadaşlar. Eee laringsin hemen arkasında da bu arada bizim yemek borumuz arkada, nefes borumuz ön taraftadır. Vücudumuzda o şekilde yerleşmiştir. Yani şurası şurası nefes borusudur. Hemen arkasında da ne vardır? Yemek borusu vardır. Yani özofagus vardır. Daha sonra bu laringsin aşağıya doğru inmesiyle trake ortaya çıkıyor arkadaşlar. Trake kıkırdak yapılı olan böyle dediğim gibi C şeklinde bulunan e, kıkırdak yapılardan oluşmuştur. E, bu trakeler kollara ayrılıyor arkadaşlar. Biz bu kollara bronşlar diyoruz. Şöyle iki kola ayrılıyor akciğerlere giden kollara. Bunlara bronş diyoruz. Bronşlar da daha ince dallara ayrılmıştır. Bunları da bronşiol ya da bronşçuk diyoruz. Daha sonra bu bronşçukların hemen uç kısmında da ne vardır? Bakın burada daha detaylı göstermişiz. E, şunlar bronşlar. Bronşçukların arkadaşlar uç kısımda da alveol dediğimiz kesecikler vardır. Bu kesecikler sayesinde de gaz alışverişi gerçekleşiyor. Şimdi e, solunum sisteminin içerisinde bulunan epiteller hem sillerden oluşmuştur hem de mukusla kaplıdır arkadaşlar. Burada sille epitel doku bulunuyor bunlarda. E ee, silli silindirik epitel doku bulunur iç yüzeyinde. Çünkü bu siller bizim nefes alma sıramızda gelen tozları, kirleri tutarak işte akciğerlerimize gitmesini engelliyor. Bizim de böylece e, mikrop kapmamızı bir nevi engellemiş oluyor. Yani bağışıklığın ilk sistemi gibi, ilk e, geçiş yolu gibi düşünebilirsiniz. Bağışıklığımızın ilk çalıştığı evre buralardır. Bu mukus da ne yapıyor arkadaşlar? Yine tozu, poleni, diğer partikülleri tutuyorlar. İşte siller bu mukusu yukarıya doğru hareket ettiriyor. Faringse getirir arkadaşlar. Ve oradan mukus yutularak yemek borusuna geçer. Yemek borusuna geçtikten sonra zaten mideye, işte oradan bağırsaklara giderek ne yapıyor? Dışarıya atılmış oluyor. Memelilerde gaz alışverişi alveollerde gerçekleşiyor arkadaşlar. Alveol dediğimiz böyle... Ee, kümelenmiş hani bronşiyollerin uçlarında bulunan kümelenmiş hava kesecikleridir aslında bunlar. Ve insan akciğerinde milyonlarca alveol bulunur arkadaşlar. Alveollerin içinde de surfaktan dediğimiz bir madde vardır. Bu surfaktan maddesi alveollerin sürekli olarak açık kalmasını sağlıyor ve solunumu kolaylaştırıyor. Eğer bu Süfekten maddesi olmazsa alvoller büzüşebilir. dolayısıyla nefes almayı zorlaştırabilir arkadaşlar astım gibi hastalıklarda ortaya çıkabiliyor e, bu e, nefes darlığı nefes zorluğu dediğimiz hastalık oluyor astım hastalığı gelelim insanda solunum nasıl gerçekleşiyor bundan bahsedelim arkadaşlar Amfib ve kuşların aksine memelilerde negatif basınçla nefes alma olayı vardır. Yani bunlar ne yapıyor? Havayı itmek yerine çekiyorlar. Bakın kurbağalarda şöyle anlatmıştık. İlk önce ağzını açıyordu. Havayı dolduruyordu. O havayı itiyordu. Değil mi? Yutarak böyle itiyordu. Biz ne yapıyoruz? Nefesi içimize çekiyoruz arkadaşlar. İçimize çektiğimiz için biz buna negatif basınçla nefes alma olayı diyoruz kas kasılmasını kullanıyoruz arkadaşlar. Biz burada göğüs boşluğunu genişletiyoruz ve akciğerlerdeki hava basıncını dışarıdaki hava basıncının altına düşürmüş oluyoruz. Yani içerimize ne yapıyoruz? Gaz çekiyoruz. Böylece gazlar yüksek basınçlı bölgeden düşük basınçlı bölgeye aktığı için hava ve burun hava burun deliklerinden ve ağızdan giriyor arkadaşlar ve borucuklardan ne yapıyor? alveollere kadar ulaşıyor. Soluk verme sırasında ise arkadaşlar göğüs boşluğunu kontrol eden kaslar gevşiyor ve boşluğun bu göğüs boşluğumuzun hacmini daraltmış oluyor. Yani nefesimizi ne yapıyoruz? Dışarıya veriyoruz arkadaşlar. Alveollerde bulunan hava basıncının yükselmesi havanın solunun borucuklarına girmesini sağlıyor. Yani bir kuvvet uyguluyor girmesini sağlıyor. Böylece vücuttan dışarı çıkarılmasını da sağlamış oluyor. Nefes alma olayı aktif bir olaydır. Yani enerji harcanır ama nefes verme arkadaşlar genellikle pasif bir olaydır. Peki biz nefes alma sırasında, nefes verme sırasında neyi kullanıyoruz? Tabii ki kaburga kaslarımızı ve diyafram kası dediğimiz kasımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Özellikle diyafram burada önemlidir. Diyafram kasımız. Peki Diyafram nedir? Nasıl oluşmuştur? İskelet kasından oluşmuştur. Yani çizgili kastan oluşmuştur arkadaşlar. Ve göğüs boşluğunun alt duvarını oluşturuyor. Bakın şurada bulunuyor hemen. Diyafram dediğimiz kasımız hemen şurada bulunuyor arkadaşlar. Bu diyafram kası hem bizim e, vücudumuzun bu karın boşluğunun üst tarafında bulunan organların yerinde tutulmasını sağlıyor. Yani aşağıya doğru inmesini engelliyor. Çünkü yer çekimi var sonuçta. Hem de nefes al alışverişi sırasında kasılıp gevşeyerek nefes alışverişini kolaylaştırıyor. Göğüs boşluğumuzda iki tabakalı bir zar vardır. Arkadaşlar bu zar akciğerleri sarmalıyor. Ee, i̇çerisinde de bu iki tabakalı zarın içerisinde de sıvı vardır arkadaşlar. Bu sıvı da yine akciğerlerin zarar görmesini engellemiş oluyor. Evet şimdi bazı kavramlardan bahsedeceğim size. İşte tidal volüm, vital kapasite, rezidüel volüm gibi bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce tidal volümden başlayalım. Şimdi biz her nefes alışverişimizde içeri alınan ve dışarı verilen havanın hacmine ne diyoruz? Tidal volüm diyoruz. Yani bizim içimize çekebildiğimiz havanın miktarına ne diyormuşuz? Biz hacmine tidal volüm diyormuşuz. Peki maksimum düzeyde nefes aldık. Daha sonra maksimum düzeyde nefes verdik arkadaşlar. Bu maksimum düzeyde aldığımız nefese ve verdiğimiz nefese biz vital kapasite diyoruz. Yani bu vital kapasite aslında sizin yaşınıza bağlı olarak azalabilir. Çocuklarda vital kapasite daha yüksekken e, spor yapmayan daha böyle monoton yaşayan kişilerde vital kapasite yaşlılarda özellikle daha düşüktür yani böyle daha az hani nefes alabilirler maksimum düzeyde yani siz böyle bir anda nefesinizi içinize çektiğiniz zaman daha fazla akciğerlerinize nefes doldurabilirken yaşlı olan insanlar veya böyle çok monoton yaşayan insanlar arkadaşlar spor yapmayan insanlar daha az doldururlar biz buna vital kapasite diyoruz herkesinki birbirinden farklıdır peki kuvvetli bir şekilde nefes verdik ama akciğerlerimizde bir miktar hava kalır. Biz bu havaya da ne diyoruz? Rezidüel volüm diyoruz arkadaşlar. Yaşlandıkça bizim akciğerlerimiz esnekliğini yitiriyor. Vital kapasite azalıyor. Yani maksimum alabileceğimiz nefes azalıyor. Rezidüel volüm yani akciğerlerimizde kalan hava miktarı artıyor arkadaşlar. Çünkü yeteri kadar nefes veremeyebiliyoruz. Peki, soluk alma sırasında Neler gerçekleşiyor arkadaşlar zaten bunu göstereceğim böyle tablo şeklinde yaptım ama ilk önce şekil üzerinde göstereyim şimdi nefes alma sırasında soluk aldık ya kaburga kasları kasıldığı zaman bizim göğüs kafesimiz genişliyor arkadaşlar göğüs kafesi genişledikten sonra diyafram kası kasılıyor ve aşağıya doğru hareket ediyor yani ne yapıyor düzleşiyor aslında diyafram kası düzleştiği zaman da içerimize ne yapıyor nefes dolmuş oluyor. Soluk verirken de kaburga kasları gevşiyor. Gevşediği için de göğüs kafesi daralıyor. Yine diyafram kası gevşer arkadaşlar. Gevşediği zaman yukarıya doğru hareket eder. Ve böylece e, bizim göğüs hacmimiz daralmış oluyor. Peki soluk alma ve soluk verme sırasında neler gerçekleşiyor? Özellikle şu basınçlar var ya basınçları iyi bilmeniz lazım. Göğüs boşluğunu basınca artıyor mu azalıyor mu? Bunları iyi bilmeniz lazım. Soluk almayı mesela ezberlediğiniz zaman bildiğiniz zaman soluk verme zaten tam tersidir. Sadece birini bilmeniz yeterlidir. Şimdi soluk alma sırasında neler gerçekleşiyor? Kaburga kaslarımız kasılıyor, diyafram kası düzleşiyor dedik. Arkadaşlar içerimizi hava çektiğimiz için göğüs boşluğumuzun hacmi artıyor. Çünkü içeriye ne yaptık? Hava çektik. Hava çektiğimiz için bakın bizim diyafram kasımız aşağıya doğru indi, düzleşti şöyle. Düzleştiği zaman ne yaptık? Karın boşluğuna bir basınç uyguladı. Böylece karın boşluğunun hacmi azalmış oldu. Çünkü karın boşluğuna basınç uygulayacağı zaman karın boş, boşluğunu e, alabileceği ne diyeyim ben size hani oradaki organların kaplayabileceği yer azalıyor bu yüzden de hacmi azalmış oluyor daha sonra göğüs boşluğuna biz hani hava aldık ya hava aldığımız zaman göğüs boşluğunun basıncı azalıyor arkadaşlar içerisinde hava dolduğu için daha sonra akciğerlerimizde bulunan iç basınç atmosfer basıncına göre daha düşük oluyor At atmosfer basıncı iç basınçtan daha büyük olduğu için ne yapıyor? Gaz akciğerlere doluyor. Bu şekilde soluk ver alma olayı gerçekleşiyor. Bunun tam tersi ise soluk vermedir. Şimdi burada tekrardan anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şöyle yapacaksınız. Soluk almayı ezberleyeceksiniz veya mantığını oturtacaksınız. Şöyle mantığını oturtabilirsiniz. Şimdi kaburga kasları Nefes aldık. Ne oldu bakın? Göğsümüz genişledi. Dolayısıyla kaburga kasları geniş kasıldığı için göğüs kafesi genişler ve diyafram kası kasılarak düzleşir. Yani ne yapar? Aşağıya doğru iner diyafram kası. Göğüs boşluğunun hacmi artıyor. Neden? Çünkü ben içeriye hava çektim. Hava çektiğim için hacim arttı. Karın boşluğunun hacmi ise azalıyor çünkü diyafram kası aşağıya doğru bir basınç uyguladı. Bu yüzden de hacmini azalttı. Göğüs boşluğunun basıncı azalıyor arkadaşlar. Bu da içerimize hava çekeceğimiz için, e, hava çektiğimiz için gerçekleşiyor. Akciğerdeki iç basınç atmosferdeki basınca göre daha düşük oluyor ve daha düşük olduğu için de gaz akciğerlere doluyor arkadaşlar. Soluk vermede tam tersi şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi insanlarda solunum nasıl kontrol ediliyor? Bir de buna bakalım. Daha sonra solunum gazlarının taşınmasına bakacağız. Arkadaşlar İnsanlarda tabii ki solunum kontrolünün merkezi beyinde bulunan omurilik soğanı. Omurilik soğanı arkadaşlar bizim hayat düğümü dediğimiz bir yapıdır. Çünkü hem solunum, dolaşım, boşaltım gibi hayati olayları kontrol ediyor. Ayrıca Beyinde bulunan pons dediğimiz, varoli köprüsü dediğimiz yapı vardır. Bu da yine solunumu kontrolünde görev yapar. Pons sadece memelilerde bulunur. Diğer canlılarda yoktur. Dolayısıyla memelilerde yine solunumun kontrolünde görev alan bir yapıdır. Kandaki karbondioksit düzeyi arttığı zaman, bakın kanda karbondioksit düzeyi arttığı zaman ne yapıyor? Hemen beynimiz uyarılıyor. Beyin işte hani kan pH'i düşüyor ya Kalp aşı düşünce hemen beyin uyarılır, omurilik soğanı uyarılıyor ve omurilik soğanı hemen bir uyarı göndererek diyafram ve kaburga kaslarının kasılmasını sağlıyor arkadaşlar. Böylece e, karbondoksit, karbondioksit diyafram ve kaburga kasları kasıldığı zaman oksijen alınıyor. Oksijen alındığı zaman karbondioksit de ne yapıyor? Nefes verme olayıyla dışarıya veriliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir kontrol olayı gerçekleşir. Şimdi hiç ara vermeden geliyoruz solunum gazlarının taşınması olayına. İlk önce solunum pigmentlerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar solunum pigmentlerinin ortak özelliklerine baktığımız zaman nedir bu pigmentler tabi ki? insanlarda al yuvarlarının içerisinde bir hemoglobin dediğimiz solunum pigmenti bulunur. Bu solunum pigmenti ne yapar? Oksijen ve karbondioksitin taşınmasını kolaylaştırır. Çünkü bunları kendine bağlıyor. Sonun pigmentlerinin de ortak özellikleri vardır. Çünkü her canlı da farklı bulunabiliyor. Metaloprotein yapılıdır Yani metal dediğimiz bir yapı bağlanır. Demir, krom gibi. Arkadaşlar bakır, krom demişim ya. Yanlış söyledim. Demir, bakır gibi. E, metaller bağlanıyor, bu yüzden de metaloprotein yapılır. Tamamı oksijen ve karbondioksitle tersini reaksiyona girer. Yani hem oksijene bağlanabilir, hem karbondioksite bağlanabilir. Metal iyonu taşır. Dediğim gibi demir, bakır gibi. Dolaşım sıvısına renk verir ve oksijenin taşınma kapasitesini artırır. Peki, son pigmentlerin oksijen taşıma kapasitesi nasıldır? Buna bakalım. En iyi oksijen taşıyan hemoglobindir arkadaşlar. Birinci sırada hemoglobin var. Sonra e, klorokruarin dediğimiz yapı vardır. Sonra hemosiyenin en az ise hemoeritrindir. Baktığımız zaman bakın hemoglobinin yapısında demir var. Kırmızı renk verir. Bulunduğu yer hem plazmada bulunur hem al içerisinde bulunur. Yani kan plazmasında da bulunuyor. E, bulunduğu canlıya baktığımız zaman Halkalı solucanlarda, yumuşakçalarda, omurgalılarda bulunuyor. Klora kurarin dediğimiz bir yapı vardır. Bunun yapısına da demir bağlanır ve yeşil renk verir. Bu sadece plazmada bulunur. Çünkü mesela deniz solucanında var. Deniz deniz solucanında alıyor var yoktur arkadaşlar. Hemosiyanin, de bakır bağlanır. Buna da mavi renk verir arkadaşlar. Yine bu da plazmada bulunur. Örümceklerde, kabuklularda, yumuşakçalarda bulunuyor. Hemoeritrin bu da demiri vardır. Bu da kırmızı renk verir. Ama hemoglobinle hemoglobinden farklı arkadaşlar bu sadece plazmada bulunur. Halkalı solucanlarda vardır. Halkalı solucanların al yuvarlarında bulunmaz. Plazma sadece plazmada hemeritrin bulunuyor arkadaşlar. Evet o zaman en iyi oksijen taşıma kapasitesi kimdeymiş? Hemoglobindeymiş. Gelelim şimdi oksijenin ve karbondioksitin taşınmasına. Şimdi bakın, oksijenin taşınması oldukça kolaydır. Sizin kafanızı karıştıracak olan karbondioksitin taşınmasıdır. İlk önce oksijene bir bakalım, daha sonra karbondioksite bakacağız. Arkadaşlar, oksijenin %98'i hemoglobin'e bağlanıyor, bu şekilde taşınıyor. %2'si de plazmada çözünmüş halde taşınıyor. Şimdi bizim için önemli olan zaten şu %98'lik kısımdır. Oksijen akciğer alveollerinden difüzyonla akciğer kılcallarına geçiyor. Buradan da ne yapıyor? Al yuvarla plazma ile dokuya taşınıyor. Oksihemoglobine yani oksijene bağlanmış olan hemoglobinle doygun olan kan açık kırmızıdır. Dolayısıyla bizden kan aldıkları zaman koyu renkli olmasının sebebi o kanın karbondioksit bakımından daha zengin olmasındandır. Yani bizim toplar damarlarımızdan kan alırlar, atar damarlarımızdan kan almazlar arkadaşlar. Şöyle bir denklemimiz de var. Bakın, bakın hemoglobin oksijenle bağlanıyor. Nerede bağlanıyor bu arkadaşlar? Tabii ki doku kılcallarında. Pardon. Şuraya yanlış yazmışım sanırım. Evet. Şu akciğer ve doku kılcalının yerleri yanlış yazmışım arkadaşlar. Ya da okları şöyle ters yönüne çevirebilirsiniz. Şimdi bakın şurada Akciğerlerde hemoglobin ve oksijenin bağlanması akciğerlerde gerçekleşir. Dolayısıyla bağlandıktan sonra şu akciğerlerden oksi hemoglobine dönüşür. Şurası bu şekilde olacak okun yönü. Oksi hemoglobinin Aa, bir dakika doğru yapmışım ya ben ben şu an yanlış yazdım ben şu an <laughs> kafam karıştı bir dakika. <laughs> he. Oksi hemoglobin akciğerlerde oluşur. Akciğerlerde oluştuktan sonra dokulara gelir arkadaşlar. Dokularda da ayrılır ve tekrardan nereye gider? Yine akciğerlere gider. Tamam doğru yanlışım. Yanlış söyledim az önce. O zaman hem hemoglobinle oksijenin birbirinden ayrılması doku kılcalında gerçekleşiyor. Hemoglobinle oksijenin birbirine bağlanması akciğer kılcalında gerçekleşiyor arkadaşlar. Gelelim karbondioksitin taşınmasına. Şimdi karbondoksit 3 yolla taşınıyor arkadaşlar. Bir bikarbonat şeklinde plazmada taşınıyor. %85'i bu şekilde taşınır. Bir hemoglobine bağlanarak taşınıyor. %10'u bu şekilde taşınır. Bir de plazmada çözülmüş olarak taşınır. Şimdi bizim için önemli olan kısım neresi? Tabii ki %85'lik kısım. Bunu genelde soruyorlar. Bunu iyi bilmeniz gerekiyor. İlk önce hemoglobine bağlanmasını görelim. Hemoglobine nerede bağlanıyor arkadaşlar? Doku kılcallarında hemoglobine bağlanır. Çünkü karbondoksit doku kılcallarında oluşuyor. Bu yüzden de doku kılcallarında hemoglobine bağlanıyor. Karbokse hemoglobin oluşuyor. Karbokse hemoglobin akciğer kılcallarına gider. Akciğer kılcallarında da birbirinden ayrılarak karbondoksit nereye verilir? Hop dışarıya atmosfere verilir. Hemoglobinde serbest kalarak oksijen bağlar kendine. Bu şekilde hemoglobine bağlanma gerçekleşmiş olur. Peki bikarbonat iyonları şeklinde nasıl taşınıyor? Şöyle. Doku kılcallarımızda karbondoksit ve su oluştuktan sonra H2CO3 oluşuyor arkadaşlar. Karbonik asit oluşuyor. Daha sonra bu karbonik asit yine doku kılcalında gerçekleşir bu olay. Hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrılır. Bikarbonat iyonları ve hidrojen ayrıldıktan sonra bu hidrojen tek başına gidemez. Çünkü hidrojen tek başına kaldığı zaman ee, kanın pH'ini düşürür yani karbondioksit miktarı arttık pardon hidrojen miktarı arttıkça ne yapar pH düşer asitlik artar bu yüzden de bu hidrojenin bir şeye bağlanması lazım neye bağlanıyor hemen hemoglobin devreye geliyor hemoglobine bağlanır yine hemoglobin hidroksi hemoglobin şeklinde akciğerlere taşınır akciğerlere taşındıktan sonra arkadaşlar bu olayların tam tersi gerçekleşecek bakın. Hemoglobinden hidrojen ayrılır, serbest kalır. Daha sonra bu hidrojen, şöyle farklı bir renkle yapalım. Daha sonra bu hidrojen yine bir karbonat iyonuyla birleşir. Birleştikten sonra karbonik asit oluşuyor. Daha sonra arkadaşlar tekrardan karbondioksit ve suya parçalanarak atmosfere dışarı veriliyor. Bu şekilde olayımız gerçekleşir. Mantığını oturttuğunuz zaman zaten bunu karıştırmazsınız. Oksijenlerden alınır? Akciğerlerden. O zaman oksijenle hemoglobinin birleşmesi akciğerde gerçekleşir. Karbondoksit nerede oluşur? Dokularda. O zaman dokular karbondoksitin hemoglobinle birleşmesi nerede gerçekleşir? Dokularda gerçekleşir. Bu şekilde aklınızda tutun lütfen. Gelelim son olarak bir de bor kayması dediğimiz bir olaydan bahsedeceğim arkadaşlar. Nedir bor kayması? Şimdi e, hücresel solunum sırasında karbondioksit üretiliyor, değil mi? Bu karbondioksit arkadaşlar e, hemoglobinin oksijenden ayrılmasına sebep oluyor. Çünkü hemoglobinin karbondioksite olan ilgisi e, oksijene olan ilgisinden daha fazladır. Bu yüzden de karbondioksit gören hemoglobin hemen oksijenden ayrılıyor. Karbondioksit de suyla tepkimeye giriyor, hani az önce söyledik ya. Karbonik asiti oluşturuyor. Yani H2CO2 oluşturuyor. Daha sonra arkadaşlar bu etrafındaki pH'ı düşürüyor. pH düştüğü zaman da hemoglobinin oksijene karşı ilgisi azalıyor. Ve bor kayması denen etki ortaya çıkıyor. Yani burada bakın normalde kanın pH'ı 7,4 iken ne yapıyor? Hemoglobin pardon karbonik asit oluştuğu için kanın pH'i 7,2'ye düşüyor. İşte biz bu kaymaya bor kayması diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de oksijen pardon karbondioksit üretiminin fazla olduğu yerlerde hemoglobin daha fazla oksijen salıyor ki o karbondioksite bağlanabilmek için. Çünkü ona olan ilgisi daha fazlaydı. Dolayısıyla daha fazla oksijeni ortama bırakıyor. Yani bizim vücudumuzda çok fazla çalışan organlarda Hemoglobin daha fazla oksijen ortama bırakıyor, daha fazla karbondioksit yakalıyor. Böylece de bu bor etkisini azaltmış oluyorlar arkadaşlar. Evet burada da daha böyle şey olarak anlattım ben. Hani dokulardan karbondioksitin taşınmasını anlattım. Şöyle anlatayım yine tekrardan bir tekrar etmiş oluruz. Şöyle bakın. Vücutta Dokular tarafından karbondioksit üretiliyor ve doku sıvısına veriliyor arkadaşlar. Buradan da plazmaya gidiyor. Bakın ilk önce dokular arası sıvıya daha sonra da plazmaya geçiyor. Hani bunu size şeyde anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Dolaşım sisteminde kılcal damarlardaki kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi. Hani Starling hipotezi vardı ya orada anlatmıştım aslında bir nevi o kısma değiniyoruz burada. Karbondioksit ilk önce doku sıvısına geçiyor. Oradan da nereye geçiyor? Kan plazmasına geçiyor. Karbondoksitin arkadaşlar %90'ından fazlası al yuvarlara geçer. %7'si de ne yapıyor? Çözülmüş olarak plazmada kalıyor. Bir kısım karbondoksit hemoglobin tarafından alınır ve taşınır. Ama geriye kalan o %85'lik kısım ne yapıyor? Al yuvarlarda suyla temas ediyor. Yine Al yuvarlarda arkadaşlar karbonik anidraz enzimi sayesinde tepkimeye girer ve karbonik asiti oluşturuyor. Yani bizim burada bakın şu tepkimeyi gerçekleştiren enzimimiz hangi enzimmiş? Şuradaki tepkimeyi gerçekleştiren karbonik anidraz enzimi. Karbonik anhidraz enzimi bu tepkimeyi gerçekleştiriyormuş ve bir karbonik asitin oluşmasını sağlıyormuş. Daha sonra Karbonik asit arkadaşlar bir karbonat ve hidrojen iyonuna ayrışır. Ayrışan hidrojen nereye bağlanıyor? Hemoglobine bağlanıyor arkadaşlar. Böylece kanın asitleşmesini engelliyor. Yani bor kaymasını engellemiş oluyor. Eğer asit olarak, hani hidrojen hemoglobine bağlanmamış olsa kanın pH'ü düşer. Hatta bu pH düşüklüğü bizlerde ciddi sıkıntılara ölüme kadar götürebilir. Ama bunu tabii ki hemoglobine bağlanarak ne yapıyor? Bu azaltmış oluyor. Daha sonra devam ediyor bakın, sonra devam etti. Akciğerlere geldi. Arkadaşlar bir karbonat iyonunun çoğu kanla gidiyor akciğerlere gidiyor arkadaşlar. Ee, gitmek için de plazmaya gönderiliyor. Yani biz ilk önce bir karbonatı bu alüvarın içerisinde üretiyoruz. Daha sonra bir bu, bu bir karbonatı nereye gönderiyoruz? Plazma'ya geri gönderiyoruz. plazmada da taşınıyor 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 akciğerlere geliyor. Akciğerlere geldikten sonra ise bu bir karbona tekrardan al yuvarın içerisine giriyor. Al yuvarın içerisinde hidrojenle birleşiyor arkadaşlar. Hidrojenle birleşerek tekrar ne yapıyor? Karbonik asit oluşturuyor. Karbonik de su ve karbondoksite ayrışıyor. Bu su arkadaşlar al yuvarın içerisinde de kalabilir ya da biz nefes verirken dışarıda gaz halinde verebiliyoruz. Daha sonra bu karbondoksit tekrardan plazmaya geçer. Kan plazmasına Oradan akciğerlerdeki doku sıvısına geçer. Doku sıvısından da akciğerlerde alveol boşluğuna geçerek hop ne yapar? Atmosfere gönderilir. Evet böylece biz solunum sistemini de bitirmiş olduk. Sizin kafanızı karıştıracak olan tek yer şu karbondioksitin taşınması olayıdır. O yüzden bunu böyle birkaç kere kendiniz tekrar ederek dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Böylece solunum sistemini bitirdik. Sonraki videoda bağışıklık sistemine geçeceğiz. Hoşçakalın.